Merhabalar arkadaşlar. Şu soruda kalmıştık. Devam ediyoruz burada. Soru diyor ki şekildeki AB çaplı yarım çemberin içinde P bölgesinin alanı P birim kare, K bölgesinin alanı K birim kare. AC ile CD birbirine eşit yani şunun bir kare olduğu söylenmiş arkadaşlar. Bu durumda diyor ki P bölgesinin alanı ile K bölgesinin alanının birbirine oranı nedir diye soruyor. Bakın arkadaşlar oran istemiş, herhangi bir uzunluk vermemiş. Rastgele değer verebilirsiniz burada arkadaşlar. Bakın şu AC çaplı dairemizin merkezini buraya yapalım arkadaşlar ve bunun yarı çapına bir birim diyelim. Şunun merkezi şura olsun arkadaşlar. Bunun yarı çapına da iki birim diyelim. Şimdi burada K bölgesinin alanı K birim kareydi. K şurada iki birim olur. 2 çarpı 4'ten 8. O bulundu. Peki P bölgesinin alanı ne? Arkadaşlar şu büyük yarım dairenin alanında ki 6 birim çap dikkat ederseniz yarı çapı 3. Pi çarpı 3'ün karesi eksi diğer iki dairenin alanını çıkartacağız. O da bölü 2 var tabii ki yarım daire. Pi çarpı 1'in karesi bölü 2 artı bu AC çaplı daire. CB çaplı dairede pi çarpı 2'nin karesi bölü 2 olur. Bakın şurası arkadaşlar. Pi bölü 2 buradan 4 pi bölü 2 de buradan arkadaşlar 5 pi bölü 2 olur. E burası da 9 pi bölü 2 idi. Bundan 5 pi bölü 2'yi çıkartırsanız 2 pi 4 pi bölü 2'den 2 pi olur. E, P bölü K istenmiş. P 2 pi K da 8 arkadaşlar. Sadeleştirirseniz pi bölü 4 bulunmuş olur. Var mı öyle bir şey? Evet A şıkkıymış arkadaşlar. Benzer bir soru geçmiş senelerde gelmiş arkadaşlar. Gelelim daire kapağı dediğimiz kısım. Daire kapağı şu arkadaşlar. Bir alfalık daire diliminin gördüğü parçada A ile B uçlarını bir kirişle birleştirirseniz oluşan kısım daire kapı arkadaşlar. Daire kapağı yani taralı alan şu alfalık dilim alanından A, O, B üçgenin alanını çıkartırsanız bulursunuz. Dilim alanı zaten pi r kare çarpı alfa bölü 360'tı. Eksi A ve B üçgenin alanını da sinüsten bulun. 1 bölü 2 r çarpı sin alfa arkadaşlar. Oradan bulunur ve nedir? Taralı alan yani kapak alanında ikisinin farkı olmuş olur. Şimdi bir diğer şey daire halkası arkadaşlar. Daire halkası şu o birinci çemberin yarı çapına R2 arkadaşlar. Büyük olana da R1 demişiz formüle bakarsak. Şimdi daire halkasının alanı büyük dairenin alanından küçük dairenin alanı çıkartılacak. Yani pi R1'in karesi eksi pi R2'nin karesi orada pi parantezine alınmış. Bu nereden geliyor arkadaşlar? Bu şuradan geliyor şunu dik çizdik arkadaşlar. İkinci formül nereden geliyor onu önce bir söyleyeyim sonra ifade edeyim. Şimdi şura R1. Bura R2 olursa bu kök içinde R1'in karesi eksi R2'nin karesi 2. Bu formül dikkat ederseniz. Eğer küçük daireye teğet olacak bir kiriş, büyük dairenin bir kirişi çizilmişse arkadaşlar bu taralı alan yani simit alanı AB bölü 2'nin karesi çarpı pi ile bulunur arkadaşlar. Onda nereden geldiğine dikkat edin. Evet şimdi bunlarla ilgili soru çözerek bunları pekiştirelim arkadaşlar. Şimdi ilk simit alanı hemen almışım bir tane arkadaşlar. Şimdi AB uzunluğu 8 santimetre. O zaman bura 4'e 4 olarak ayrılır arkadaşlar. Daire halkasının alanı istenmiş. Hemen bunun yarısı 4 zaten. 4'ün karesi çarpı pi'den 16 pi bulunmuş oldu arkadaşlar. Bunu da çok fazla oyalanmayacağım. Şuna gelelim şimdi arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz kapak alanı istenmiş ama merkez açı yok ortada. Şimdi bir merkez bir kez belirleyeceğiz. 45 derece demiş. Buraya 6 kök 2 demiş şu uzaklığı uzunluğu arkadaşlar. Şimdi bakın şuraya bir harf vereyim. A ile B şeklinde. Burayı gören bir merkez açı oluşturayım hemen. Çünkü eninde sonda oluşturulacak bu arkadaşlar. Alan varsa merkez açı olması lazım. 45 ise bu yay 90 olur. E, bu merkez açı olduğu için gördüğü yaya eşit olur. 90 derece. Burada bir ikiz kenar dik üçgen oldu. Demek ki bu 6 6 6 kökü 2 imiş. O zaman 90 derecelik daire diliminden pi çarpı 6'nın karesi çarpı 1 bölü 4'tür o da. Eksi arkadaşlar şu dik üçgenin alanını çıkartacağız. 6 çarpı 6 bölü 2. İkiz kenar dik üçgen arkadaşlar. 36 bölü 4 9 pi'dir. Eksi 36 bölü 2 de 18'dir. Taralı alan 9 pi eksi 18 bulunmuş oldu arkadaşlar. Şuna bakalım şimdi. Bu da güzel bir soru. Bakın şunun çap çizgisi. Bunun buna eşit olduğu. B'den teğet olduğu. Buranın 4 kök 3 olduğu verilmiş soruda. Bakın bir kez şurada 90 derece çapı görüyor hemen. Bu buna eşitmiş. Hemen isimlendirelim. Buraya alfa dersem Çünkü açı bulmam lazım. Açı bulmadan soruyu çözemem. E alfa alfa şu iki için toplam bir dış iki alfa. Bakın şu teğet kiriş açı bu yayı görüyor. E bu yayı burada görüyor. O zaman burada alfadır arkadaşlar. Bu durumda şu üçgende 3 üç alfanın 90 olması lazım. 3 alfa 90 ise alfa ne bulunur arkadaşlar? Burada alfa 30 derece bulunur. Yazalım hemen. 30 30. O zaman bura 120 oldu. Bura 60 oldu. Bura 30 oldu. Bakın 30, 30, 120 üçgende 4 kökü ise 4 bura 4 bura. E, 30'un gördüğü 4 ise 90'ın gördüğü tamamı 8. Çap bulundu. Yani yarı çap 4. Artık merkez açıyı bulalım. Şurayı birleştirdiğimizde arkadaşlar. Bakın 4 ise burada da 4. E, 30 ise burada 30. Bura 120 mi? 120'lik daire dilimi. Taralı alanı bulabilmek için ki taralı alan şurası arkadaşlar. Hemen 120'lik daire diliminden Pi çarpı 4'ün karesi yarı çarpı 120 bölü 360'dan şu üçgen alanını çıkartacağız. 1 bölü 2 çarpı sinüsten buluyorum. 4 çarpı 4 çarpı sin 120. Bakın arkadaşlar şura 3. Burası 16 pi bölü 3 eksi. Şurayı da bulalım. Şimdi 1 bölü 2 ile bu gider 2. 8 çarpı sin 120 sin 60. Yani kök 3 bölü 2. O da 4 kök 3 olur. 16 pi bölü 3 eksi 4 kök 3 bulunmuş oldu arkadaşlar. Bakın sıradaki soru çok tatlı, çok efsane, güzel bir soru. Şimdi A merkezli bir çeyrek daire dilimi. C merkezli bir çeyrek daire dilimi verilmiş. 4 birimse bura 4. Yine aynı şekilde karşılıklı 4, 4 olur mu arkadaşlar? Bu bir kareymiş yani arkadaşlar. Şimdi taralı alanı bulabilmem için şu beyaz olan bölgenin alanını bulmam lazım. Bakın D ile B'yi birleştirdiğimizde arkadaşlar. D ile B'yi birleştirdiğimizde şu iki eşit alana bölünür. Çünkü biri şu C merkezinin kapak alanı, diğer de bunun kapak alanı arkadaşlar. Şimdi bir tane A bulunacak. Bir tane A'ya yoğunlaşalım. Şu daire diliminde o zaman A alan eşittir arkadaşlar. 4'te bir daire diliminden pi çarpı 4'ün karesi çarpı 1 bölü 4. 90 bölü 360'dan geliyor. eksi şu dik üçgen alanını çıkartacağız. 4 çarpı 4 bölü 2'yi çıkartacağız. Yani A buradan 4 pi eksi 8 oluyor arkadaşlar. 16 bölü 2'den 8. Peki taralı alan nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Taralı alan şu. Karenin alanından taralı alan eşittir arkadaşlar. Karenin alanı 16 eksi 2 tane a. E, 16 eksi a buydu arkadaşlar. eksi 2 ile çarpsanız eksi 8 pi artı 16 olur şurası. Eksi 2 a lazım bana arkadaşlar. Bunu ne yapıyorum? Eksi 2 ile çarpıyorum. E, buradan 32 eksi 8 pi bulunmuş oldu. Çok tatlı, çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Bu tam gelebilecek bir soru şekliydi. Şimdi devam edecek olursak arkadaşlar bakın arda arda iki soru alan isimlendirip taraf tarafa toplama çıkarma yöntemiyle çözebileceğiniz ya da eşitleme yöntemiyle çözebileceğiniz bir soru. Bakın arkadaşlar S1 ile S2 alanları birbirine eşit verilmiş. O yüzden S1 S2 demeyeyim de ben bunun ikisine de A diyeyim arkadaşlar. Bakın şu ortadaki bölge B bölgesi. Hem şu çeyrek dairenin içerisinde hem de şu dik üçgen içerisinde. yarıçap 6 birimse bu tarafta 6 birimdir arkadaşlar. Peki önce daire diliminden A artı B'yi bulacak olursam bakın. Pi çarpı 6'nın karesi çarpı 4'te bir daire dilimi olduğu için 1 bölü 4 mü arkadaşlar? Yani 9 pi olur. 36 bölü 4'te. Peki şu dik üçgenden A artı B'yi bulacak olursak. 6 çarpı 6 artı x bölü 2 olur. Ki şunla şu sadeleşirse. 18 artı 3x olur. X'i e aynı birbirine eşit diyelim. 9 pi eşittir. 18 artı 3x. 3'e bölün. 3 pi eşittir. 6 artı x. Bakın hepsini 3'e böldüm. Şurada toplama var. 6'yı karşıya atarsak. X 3 pi eksi 6 bulunmuş olur arkadaşlar. Bulunmuş olur. Bakın buna bakalım şimdi. O bir merkezi yarım daire ile o iki merkezi çeyrek. Bakın o iki merkezi çeyrek daire verilmiş. Ee, ve B noktasında teğet olduğu söylenmiş. A, B'nin hepsi 8 verilmiş. O zaman 4'e 4. 4 ise buralarda 2'ye 2 mi olur? Bakın çeyrek daire diliminin yarı çapı 6 oldu. Ben şuraya da A dersem arkadaşlar. S1 eksi S2 istenmiş. A artı S1 eşittir arkadaşlar. Bakın şura. Çeyrek daire diliminin alanı. Yarı çap kaç? 6. 6'nın karesi pi çarpı 1 bölü 4. Yani ne çıkar buradan? 9 pi. A artı S1 9 pi. Şimdi ikinciye bakalım arkadaşlar. A artı S 2'yi bulalım bu seferde. Orada ne olur? Yarı çap 4 birim. Pi çarpı 4'ün karesi çarpı 180 bölü 360'dan 1 bölü 2. O da ne yapar? 8 pi yapar arkadaşlar. Bana lazım olan S1 eksi S2 bulabilmek için taraf tarafa çıkardım. A'lar gitti. S1 eksi S2 eşittir. 9 pi'den 8 pi çıkarsa arkadaşlar pi bulunmuş Oldu. Yine güzel iki soru arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bakabileceğiniz iki soru. Şimdi geldik son kısma. Dairede benzerlik arkadaşlar. Dairede benzerlikte ilk bilmeniz gereken şey şu. Yarı çaplarla alanlar, daha doğrusu alanlar yarı çaplar oranının karesini eşittir arkadaşlar. Benzerlik oranının karesi gibi. Mesela bakın burada iki tane daire dilimi çizmiş. Birinin yarı çapı 2. Iki. 2'nin karesi bu 4 alan olduğunda. Bakın arkadaşlar diğer yarı 5. Burayı 3'ün karesi 9 demiyoruz dikkat. 5'in karesi 25 alan. E 4 alan bura olduğuna göre buraya 21 alan kalıyor arkadaşlar. 2'nin karesi 4 alan. 5'in karesi hepsi 25 alan olması lazım. Bir de uzunlukla alakalı bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Mesela diyelim şöyle bir dilim verilsin. Şurası 3 birim. Bura 2 birim verilsin. Ve desin ki arkadaşlar şu yayın uzunluğu 12, 12 birim desin. Şimdi bakın burada ışık kaynağı mantığıyla düşünebilirsiniz. 1. 12 bölü x eşittir. Bakın benzerlik. 12 bölü x 3 bölü 5. 3 bölü 5 eşit. Bu sadeleşti. Işte x eşittir 20 bulunmuş oldu. Bu birinci yol. İkinci yol ışık kaynağı. Buradan buraya 3 adıma 12 olmuş. Demek ki her adıma 4 artmış. E buradan buraya 2 adım daha var. 8 artacak. 12 iken kaç olacak? 20 olacak arkadaşlar. Bir kare soranda alan isimlendirmeyi bilin. İki ışık kaynağı mantığıyla uzunlukları bulmayı bilin. Çünkü mesela şuranın alanı 3 çarpı 12 bölü 2'den 18 olacak arkadaşlar. Yani neydi? R ile yayın uzunluğu çarp 2'ye böl alanı bulursun. Diğer ikinci özelliğimiz şöyle eşit bölerek gitmişse iç içe daireler. Tek sayılar üçgende olduğu gibi A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A öyle gider arkadaşlar. Eşit olarak iç içe çizilen dairelerde eğer eşit bölmüşse arkadaşlar kareyle uğraşmayın. A, 3A, 5A, 7A, 9A diye isimlendirin gitsin arkadaşlar. Bakın üçüncü olarak da komşu iki tane daire dilimi varsa komşu olmasına da gerek yok. Ayrı da olabilir. X'e 3X'e X'in gördüğü alan A olduğunda 3X'in gördüğü alan 3A oldu. Komşu komşu kuralı arkadaşlar. X'in gördüğü A ise 3x'in gördüğü 3a olur. Şimdi sorularla bunları pekiştirelim arkadaşlar. Bakın demiş ki s2 8 iken şurası 8 alanken s1 1 alanmış arkadaşlar. Şimdi alanların oranından kenarlara gidecekseniz kökünü alacaksınız. Bu 1 alanın kökü k olur. Peki şunun hepsi 9a. 9'un kökü ne olur? Burası 3k. O zaman buraya ne kalır? 2k mı arkadaşlar? Oa a böyle a bu oranı eşit zaten. K bölü 2 K'dan 1 bölü 2. Bakın alandan kenara ulaşacaksanız alanın kökünü alıyorsunuz. A 1'in kökü 1 K. 9'un kökü 3 K. E, alanı isimlendirecekseniz kenardan karesini alıp isimlendiriyorsunuz. Tersten gelmeyi de bilmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada diğer bir kural. Dördüncü kuralımız şu. Şimdi diyelim şöyle bir kiriş çizildi. Tam teğet, birbirine teğet olan iki çemberin teğet noktasından geçen kiriş çizildi. Şimdi içerisinde bulunan parçaların uzunluğuyla yarıçaplar doğru orantılıdır. 3 parça bulunduranın yarıçapı 3R ise 5 parça bulunduran çemberin dairenin yarıçapı 5R'dir arkadaşlar. Alana gelelim bu sefer. Bu sefer şey zıt böyle çaprazlama isimlendiriyoruz. 5'in beş, içinde bulunduğu kapağın alanı 5'in karesi 25 alan olduğunda bakın karesi oranında. 3'ün bulunduğu kapak 9 alan olur. Bu sefer ters tarafa doğru 3'ün bulunduğu alan 9B bakın farklı harf çaprazlama yine isimlendiriyorum. 5'in e bulunduğu şu tarafta 25B olur. Ne oldu? 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. Çaprazlama gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Buna gelince içten teğet olduğunda ve teğet noktasından kiriş çizildiğinde, Bakın 1. Bu 3 ise bunun yarı çapı 3 bunun 7 ise şey 8 ise mesela bu şöyle yazalım yine de. Şöyle bu 3 ile yarı çapa sahip olduğunda bakın büyük daire 8 içinde bundan parça hepsi bakın şura değil. Bunun yarı çap uzunluğu şöyle yazayım arkadaşlar 8 R olur. Bu 3 R iken bu 8 R. Alan burada direkt yukarıya doğru isimlendiriliyor arkadaşlar. 3'ün karesi bunun alanı 9 iken şurası kaç arkadaşlar 8. 8'in karesi 64. Yani şuraya 55 alan kalıyor. Tam tersi 3'ün karesi burası 9B iken 8'in karesi yine ne olur? 64B, 55B de buraya kalmış olur arkadaşlar. Dikkat edin. Bunda çaprazlama, bunda direkt. İki kalıbı aklınızda tuttuğunuzda karıştırmazsınız arkadaşlar. Zorluğu yok zaten. Gelelim şuna. Şekildeki dairelerde KLM doğrusaldır. KL 3 iken bakın burası 3K iken şurası 3K iken LM 4K'ymış arkadaşlar. O zaman 3'ün karesi S1 9 alan iken S2'yi bulabilmek için şu 7. 7'nin hepsi karesi 49. E 9 buraya gitti. s 2 de 40 alan mı olur arkadaşlar? E S1 9 alan bölü S2 40 alan. A'lar sizlere ömür. 9'a 40'a sadeleşmez. 9 bölü 40 bulunmuş olur arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Son sorumuza arkadaşlar. Ne demiş? Yukarıda verilen daireler B noktasında teğet e, AB üçgen bura 3K iken demiş arkadaşlar. AB 3K iken BC 2K'ymış. Bakın arkadaşlar çaprazlama diyorduk. 3'ün karesi 9 alan olduğunda 2'nin karesi 4 alan olur arkadaşlar. Peki istenen ne? P ve K ile gösterilen taralı alanların toplamı 52'ymiş. Yani 13 alan eşittir 52'ymiş. Demek ki A buradan 4'müş 13'e böldüğümüzde. P eksi K. ikisinin farkı 9 A eksi 4 A'dan 5 A arkadaşlar. A 4 olduğuna göre 20 bulunmuş oldu arkadaşlar. Evet burada dairede alan bitmiş oldu. Ya benzerlik belki en çok işinize yarayacak olan o karesi oranda dilim isimlendirme. Diğer taraf değil arkadaşlar. Diğer taraf çok fazla çıkmıyor zaten. Ee, dairede alan bitmiş oldu, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere arkadaşlar.